hiç tek kanatlı kuşun uçtuğunu gördünüz mü? Hayat iki taraflıdır. Dünya ve ahiret. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Bundan yıllar önce beyaz sakallı, nur yüzlü bir amcamız geldi. Dokuz tane evladı var. Hepsi yetişkin. Amcamızın alnı secdeden kalkmıyor. Ama 9 çocuktan hiç gülmemiş. Hayatta devamlı sıkıntılar yaşamış. İki yakası maddi olarak hiçbir araya gelmemiş. Devamlı dünya sıkıntısı yaşıyor. Ama bu adam alnını secdeden kaldırmıyor, camiden ayrılmıyor. Sadece ahirete çalışıyor. Ona baktığımda biraz önceki hadis-i şerif aklıma gelmişti hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Bir dengesizlik var yani amcamızda. Çocuklarını ihmal etmiş. Kendini düşünürken bakın kendini düşünüyor, evlatlarını ihmal ediyor. Karısını ihmal ediyor. İş hayatını, dünyayı ihmal ediyor. Çocuklarını yetiştiren sokakta ki çocuklar her birinin kötü alışkanlığı var ve ağır psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Bununla beraber adamın mal varlığı var ama Allah yedirmiyor hiç. Neden? Çünkü bir dengesizlik var. Tek kanatla uçmaya çalışıyor. Bunun yanında birçok Meslektaşım, arkadaşım, onlarla oturup konuşurken istatistiklere baktığımızda en çok boşanma oranının, intihar oranının bizim meslektaşlarda, psikologlarda varmış. Neden? Çünkü onlar da büyük bir kısmı sadece dünya tarafından bakıyorlar. Bizim bedenimizin fiziki tarafı var. Elle dokunabiliyoruz. Ama bu bedeni çalıştıran bir de ruhumuz var. Dokunamıyoruz ama var. Sadece ürüne odaklanırsak fiziki olmayan tarafa odaklanmazsak eğer işte o zaman da tek kanatlı uçmaya çalıştığımızdan dolayı bedelini nasıl amcamız ödüyorsa bu taraftan da meslektaşlarım bedel ödüyor İki yakaları bir araya gelmiyor psikolojik sorun yaşıyorlar yanlış yönlendirdiklerinden dolayı sürekli evrene yönlendirip Allah'a yönlendirmediklerinden dolayı intihar olanları ve boşanma oranları maalesef yüksek. Hayat bir denge sanatıdır. Balans gerekiyor. Dünya ile ahiret arasında bir köprü kurulmalı. Tek taraflı mümkün değil. Tek taraflı hiçbir zaman başarılı olamazsın. Başarılı olmaya çalıştıkça bedel öder, başarılı olmak için çaba gösterdikçe devamlı kefaret ödersin, acı çekersin, boşa kürek sallarsın. Biraz önce dediğim gibi ebedi bir hayat bizi bekliyor. Bununla beraber dünyada yaşıyoruz. Rabbimin verdiği rızıklar var. Rızık sadece yediğimiz içtiğimiz değil. Bütün güzellikler, evlatlar da rızık. İşte hem dünyadaki rızık, ahiretteki rızık arasında iki alem arasında köprü kurmak sanki bir meydan okuma olabilir. Fakat gayret gösterdiğimizde, balansı kurduğumuzda insana huzur ve mutluluk veriyor. Vicdane rahat oluyorsun. Büyük bedeller ödemiyorsun o alnı secdeden kalkmayan amca gibi veya Allah'ı unutturup evren ile buluşmayı tavsiye eden meslektaşlarım iki tarafta bedel ödüyor. Bu iki perspektifi bir araya getirdiğimizde tam anlamıyla insan oluyoruz. Dünyada başarılı olmak, aynı zamanda ahiret için çalışmak bunlar birbirine zıt değil, bunlar birbirini tamamlayan gayretlerdir. Her iki dünyada dengeli bir yaşam gerçek başarının ve huzurun anahtarıdır. Büyük bedeller ödememek için, acılar çekmemek için iki kanadı da kullanman gerekiyor. İki tarafa da bakman gerekiyor. Eğer tıbbi bir rahatsızlığın varsa sana doktor aynı zamanda psikolojini de sorguluyor. Stresten uzak kal diyor. Psikolojini dengede tut diyor. Bir müddet dinlen, kitap oku, kendi üzerinde çalışmalar yap, yürüyüşe çık, bisiklet sür diyor sana. Yani sadece bedene bakmıyor. Tıp doktorları senin kendi üzerinde çalışman gerektiğini de söylüyor. Dolayısıyla ikisi birbirini tamamlıyor. Dünya ve ahiret çift kanatlı kuş misali birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örneğin sen bir yerde çalışıyorsun. 20 seneden beri oraya emek harcadın o iş yerine senin orada iş arkadaşların var. Ama hala sana hak ettiğin değeri vermiyorlar, saygı göstermiyorlar. İtilip kakılıyorsun belki veya aldığın paranın bereketi yok. Eve giriyorsun, huzursuzluk var. İçin daralıyor, sanki göğüs kafesin patlayacak gibi hissediyorsun. Doktora gidiyorsun, bir şey yok diyor sana. Görünen dünya tarafında bir şey yok. Fakat biraz önce dediğim gibi, görünmeyen kısım, fizik ve metafizik kısmında bir engel var. Geçmişte senin Soyundan gelen bir aktarım nasıl sende kalp hastalığı, risk olduğu gibi veya tansiyon hastalığı veya kanser nasıl aktarılıyorsa, psikolojide de genetik geçiş, geçmişte işlenmiş bir hata, bir bedel, bir kefaret, seni etkileyebiliyor. Bir türlü işin içinden çıkamıyorsun. Çünkü onlar o yükler sırtında. Dedenin işlediği bir cinayet bile veya annenin işlediği bir kürtaj yaptığı bir kürtaj seni ister istemez etkiliyor. Çünkü sen bilinçaltı ile annen ve büyüklerin arasında bir köprü kuruyorsun. Oradaki aktarımı durdurmazsan yine boş devam edeceksin. Boşa kürek sallayacaksın. Çalışmalar nafile kalacak. Biz de yıllardan beri iki taraftan bakıyoruz. Yani hem dünya hem ahiret tarafından bakarak rehberlik yapıyoruz. O şekilde testlerimizle, analizlerimizle engelleri, ayak bağları tespit ederek VIP programlarımızda kişilere özel sunduğumuz reçeteler planlar ile ayak bağlarından, engellerinden kurtulmalarına yardımcı oluyoruz. Arzuladığı hedefe ulaşması için içindeki keşfedilmemiş potansiyelini ona gösteriyor ve arzuladığı hedefe çok hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşmasına Vesile oluyoruz. Bu nasıl oluyor? Biraz önce dediğim gibi dünya ve ahiret bakış açısıyla, rehberlikle, mentörlükle mümkün oluyor. Her iki dünyada da başarılı olmak için denge ve uyum kurulmalı. O şekilde hayatı dengede tutman gerekiyor. Bu konuda eğer sende görünmeyen cama devamlı çarpıyorsan bir türlü işin içinden çıkamıyorsan, artık yetti diyorsan bir an önce bizim VIP programlarımıza katılarak çift kanatlı kartal misali uçmaya başlar ve arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bu VIP programımıza katılmak için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşçakal.